Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ECFN para oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Öncelikle bugünkü videomuzda e, güzel şeyleri anlatacağım arkadaşlar. Teknoloji ile ilgili güzel şeyleri. Ve e, başlıkta da gördüğünüz üzere artık T6 oldum. Yani kılıçlı kıtan T6 oldu. Ve bundan sonra neler yapacağız onları anlatacağım. Öncelikle teknoloji yaparken neler önemli adında bir video zaten yapmıştım. E, kanalımda mevcut. Yani kanalımda bütün temel şeylerin videosu var arkadaşlar. Ve üstüne üstüne eklemeye devam ediyoruz. E, bundan önceki videoda e, kılıçlı kıtasının nasıl olması gerektiğini Anlattım yani nasıl bir kılıçlık tas yapmanız gerekiyor. Cebinize göre belirlemeniz gerekiyor gibi e, örnekleri o videoda söylemiştim. Umarım o videoyu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok tatlı bir videoydu. Şimdi bu videoda arkadaşlar gördüğünüz üzere kıdemli kılıçlar var ve t açtık. E, bu videoda buraya kadar ne yapmanız gerekiyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor onu anlatacağım. Öncelikle baktığım zaman e, kıdemli kılıçları açmak yaklaşık böyle benim 10 mü falan aldı 10 günde açtım çünkü bazı hız paketleri ve ayrıyeten de VIP'den aldığım hızlarla birlikte 10 gün falan sürdü ve şöyle baktığımızda tüm birliklerin eğitim hızını 3'te bıraktım yani daha yükseltmek istemedim bunun sebebini zaten geleceğim ve kıdemli kılıçlara bastıktan sonra geriye döndüm tamam mı oradan devam etmek yerine şuradan kılıçların savunmasına bastım işte bakın kılıçların canı diyor eee %1 arttıracak ve çok kısa sürelerde artıyor bunlar yani 6 saat 5 saatlik gibi sürelerde artıyor var mı hızımız yok herhalde değil mi aha varmış da hemen bir daha basalım bak %1 artacak 12 saat diyor gördün mü tam daha yardım bile almamıştım az önce sorun değil ondan sonra arkadaşlar bakın kılıçlar saldırısı 2-5 yapmışım buradan nasıl savunmaya basacağım. Yani kılıçların canıdır, savunmasıdır arkadaşlar. Bunları tamamlayacağım ama kılıçlar saldırısına basmayacağım. Çünkü üniversite 26 istiyor. Ondan sonra artık mızraklar saldırısına dönerim arkadaşlar. Ya da okçu ya da suvari hangisini karar verirsem. Ama demek istediğimle buraya geldikten sonra geri döndüm ben. Hani arkadaki teknolojileri fullemek istiyorum. Kılıçlı kısmını şurası hariç. E, tabii ki siz buradan yine gelip devam bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben sadece örnek olarak. E, benim asıl kıtam e, kılıççı çünkü. Diğerleri çok kötü. Yani hiç geliştirmedim bile. Şöyle görebilirsiniz zaten. 115, 115, 115, 115 kılıçlı kıtam. Diğerine bak. 100, 101, 98, 92. Anladın mı farkı? E, şimdi böyle olunca iş onlarla zaten savaşmayacağım. Hani erken etapta. Bu yüzden... Asıl savaşacağım kıtanın arkadaşlar bütün bufflarını almak istiyorum. burada da görüldüğü üzere ve yani bir kıtayla bile çok fazla iş görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela sen taaltısın ben taaltiyim ama ben kılıçlar bölümünü fulllemişim neredeyse. Hani savunmasını almışım, HP'sini almışım, saldırısını almışım. Senden üstün olacağım. E şimdi tek savaşacağım kıta da kılıççı olduğu için diğerleri çok geride. Ondan için çok zaman gerekiyor. Böyle yapmak mantıklı geldi. Evet arkadaşlar şöyle baktığımız zaman da e, hızlandırmalarımıza baktığımızda 44 günlükte bir e, eğitim hızımız var. Hemen buradan da artık sizlerle birlikte e, eğitim hızını kullanacağım arkadaşlar. Yalnız ondan önce şunları hani 25 yapıp da kullanabilirdiniz. Baktığınız zaman e, 0.5 artıyor. 4 ile birlikte e, %2'lik bir eğitim hızı olacak. E, tabii ki bunu bekleyebilirsiniz. Ben 24-24'te yaptım. Ee, size kalmış bir şey ama ben e, kılıçların hepsini şu an terfi edeceğim. 150K kılıçımız var. buradaki de bastığımızda birlikte hesaplarsak e, 152K falan ama 150K düz diyelim. E, 44 günlük hızımız vardı değil mi? Hemen tekrardan teyit edelim. Aynen 44 günlük hızımız var. Bakalım ne kadar gidecek? Şöyle hemen terfiye bastığımız zaman 3500 tanesi 16 saatte terfi ediliyor. Hemen hızlı hızlı yapalım. Şöyle de gördüğünüz gibi e bu arada arkadaşlar asıl kıtan e, kılıççı olduğu için bütün hızlarımı tabii ki de e, kılıççı kıtasını geliştirmek için e, harcıyorum. Hızlarım dedim askeri hızlarını araştırmalarımın da genel hızında hepsini tabii ki kılıççı kıtamız için harcıyoruz arkadaşlar ve ve dikkat ettiyseniz arkadaşlar askeri basarken en önemli şey yani daha doğrusu çevirirken en önemli şey e, hızdan sonra tabii ki kaynak. Bakın 460 bin'lik bir yiyecek istiyor. Hani sizle konuşurken de bir yandan e, basıyorum böyle yükseltiyorum gördüğünüz üzere. E, full T6 olacağız arkadaşlar inşallah. Yaklaşık bir 65 gün 70 gün içinde T6'mızı açtık. Zaten 60 55 günde falan da şeydim. E, nasıl anlatayım size? Videosu vardır. E, günler yanlış olabilir. Full T5 olmuştum. E, şöyle baktığınız zaman e, T 6mızı da açtığımız için hızlı hızlı çevirmeye devam edelim böyle gördüğünüz üzere arkadaşlar 3500 tanesini 16 saatte e, çevirebiliyorsunuz 16 saat 38 dakika 39 saniyede yani e, kaynaktan yana sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü e, çok fazla hem e, aldığım paketlerden dolayı kaynağınız var ya yani daha doğrusu benim var hem de bir de toplama yapıyorum arkadaşlar ben toplama yapmadan asla çıkmam oyundan. Ve sizlerle birlikte böyle hızlı hızlı çevirelim arkadaşlar. Hiç bekleme yapmadan. 84k kaldı. Neredeyse yarısını çevirdik arkadaşlar. 180k vardı benim T5 kılıççım arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Savaştık. Bir 20k'sı bir gecede gitti ya. Bu oyunda arkadaşlar oyundan da çok sıkıntısı var. Asker eğitim süreleri çok uzun ve savaşta çok fazla asker ölüyor. Yani T5 T5 ile savaşınca bile Benden 1k gidiyor karşı taraftan 2k gidiyor veya benden 2.5k gidiyor Veya t5 bir okçu bana vurduğu zaman çok fazla askerim ölüyor Yani 2-2.5k asker ölüyor bunlar olmaması gerekiyor bence Ya sayı çok fazla anladınız mı Ölüm oranlarının düşmesi gerekiyor arkadaşlar bunu da bilgisini vereyim size Şöyle baktığımız zaman devam ediyoruz 50k kaldı hızlı bir şekilde yaptık e, 44 günlük eğitim hızlandırılmamızda ne kadar kaldığında videonun sonunda zaten öğreneceğiz. Şöyle hızlı 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 eğitimimize devam edelim. Bir de arkadaşlar eğitim hızını mesela çevirdikten sonra e, diyelim ki 10 gün 15 gün eğitim hızım kaldı. E, kılıçların hepsini çevirdikten sonra. Bunlarla asker eğitmeyi yani düşünmüyorum. T6 eğitmeyi düşünmüyorum. Bunun sebebi arkadaşlar e, araştırmadaki eğitim hızlarını tamamladıktan sonra e, basar Şu an çünkü... E, full bir eğitim hızıyla basmıyoruz arkadaşlar. Zaten göstereceğim. Bundan sonra bir herhangi bir buff da almadım. Bunu da söyleyeyim. Yani çevirmek için insanlardan buff da istemedim. Bunu da bilgisini vereyim. Ve 25K'lık bir şey kaldı. Çok az kaldı artık ve bitmek üzere neredeyse. Yani oyun güzel arkadaşlar ama oyun dediğim gibi VIP ve asker ölüm oranlarında bir düzenleme yapması gerekiyor. Bunu da zaten resmi içerik üreticisi olarak içeriye bildirdiniz arkadaşlar. Ve son 10K kaldı. Yani 3 kere yaptıktan sonra bitecek. Şöyle bir. şöyle 2 de yapalım. Ve üçüncü de yaptıktan sonra artık kılıçlı kıtamız full T6. Ve baktığınızda 158K kıdemli kılıçtı yani T6'mız var arkadaşlar. Ve 1500 tane kıdemli kılıççı eğitmek 16 saat 38 dakika sürüyormuş. Yani neredeyse bir gün sürüyor arkadaşlar. E bunun da bilgisini buradan da vermiş olayım. E şöyle e, gücümüzde 200 kallık bir güç arttı zaten videoda başından bakarsınız ne kadar güç arttığını. Şurada önemli olan benim için bakın şurası. Çok aşağı indik. Ha. Kılıççı eğitim hızındaki artış %89, %89'luk bir artışla yapmışım bunu. E bu yüzden bir de diğer önemli noktaya atlamayalım. Şurada baktığım zaman 15 günlük bir hızım kalmış. Yani 44 gün dediğimiz zaman 29 günlük bir hız kullanmışız. 150K askeri çevirmek için arkadaşlar. E bunu da bilgisini vermiş olayım. 15 gün kaldı güzel. E, bunun devamını niye basmıyorum onu söyleyeceğim. Yani gidip orada bir 25K daha T6 basabilirim. Onu niye yapmıyorum arkadaşlar? Hemen onu da bir söyleyeyim. Şöyle baktığınız zaman ileride arkadaşlar. Tabii ki şu Eğitim hızı olayını fulleyeceğiz e, baktığınız zaman ondan sonra daha da var yani baktığında teyitlerden sonra burada var eğitim hızı kısmı çok fazla bu yüzden e, ta buraya kadar burayı fullleyene kadar oradaki eğitim hızını biriktirmek istiyorum arkadaşlar zaten zamanı gelince de videoyla bunu gösteririz. E, gördüğünüz üzere burada bolca da eğitimimizi var. Yani full teyit olduktan sonra bu açılıyor. Tabii ki önümde bir en az bir 5-6 aylık bir süre var. E ama olsun yine de biriktireceğim. Ta eğitimimizi buradaki eğitimimizi basana kadar biriktireceğim arkadaşlar. E, buradakini de zaten yavaşça basarız. Yani buradakinin 3'ten 4'e atmak 16 gün diyorsa Orayı düşünemiyorum yani şuradakinin de en az belli günü vardır kafadan diyorum. Evet arkadaşlar 8.7 milyon gücü ulaştık. Yani 9 deriz buna bu haftanın sonunda 9 olur e, biten binalarla birlikte. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Daha çok böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınızda sorular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.